Arkadaşlar herkese merhaba, yine harika bir gün. Yine işten çıktık. Hanımla birlikte geziyoruz şu an. Şimdi şöyle göstereyim. Bu arada kamerayı zaten unutmuşum. Maalesef. Telefonla çekeceğiz. Çeksek de şöyle güzel mantarları bulabiliyoruz arkadaşlar. Mis gibi Amanita Sezar. Biraz yaşlanmaya bile başlamış. Üzerindeki rengi açılmaya başlamış olsa da çok güzel bir mantar. Bakın taze. Sıkıntısı yok, her türlü götürülüp yenir yani bu. Üzerindeki yerken bir tavsiye vereyim. Şu kırmızı kabını atarsanız daha bir lezzetli oluyor. Şunu alalım. Şuradan. Bayağı bir tırtıllar bile yemiş yani. Bu çok yenmiş ya. Bunu bırakacağım. Bu sporda atsın. Bir tane aldım yeter. Tadımlık aldık bir tane. Bakalım inşallah bugün bir şeyler buluruz. Arkadaşlar sağa sola gezinmeye gerek yok dedim. Gel dedim. Hanım dedim, gidelim. Mantarları bulduğum yere dedim. Arabayı koyduğumuz gibi hemen bir tane şurada mis gibi kara kafa çıkmış. Biraz şamarla. Şamarla biraz. İyi. Güzel. Bu burada yoktu arkadaşlar. 2-3 gün önce geçtim. 3 gün mü 2 gün mü artık bilmiyorum. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Bazı izleyiciler yorum yapmışlar, böyle mantarı çıkarmayın diye keserek alın demişler. O sadece kuzu göbekleri için. Heh. O kuzu göbekleri için geçerli çünkü kuzu göbeğin sapında da sporları var. Böyle zarar vermemiş oluyor. Hayır. Tamam, yeter. Kutlu. Hepsi kutlu. Hemen şurada yukarıda şey gördüm, Sezar gördüm. Sezar değil, Rusula o. Rusula mı o? Sezar değil mi? Bu bildiğin Rusula yani, pembe bir Rusula. Ben çok evet. Neyse. Güzel. Günlük kara kafasıyla başladık arkadaşlar. İnşallah başladığımız gibi de devam eder. Güzel bir mantar. Şey koyalım çünkü benimkinde su var. Tamam, koy. Şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Çok uzatmadan. Ben geçen mesela buraları gezdim. Şamarla bakalım sesi nasıl. Oo, çok iyi. Top bir ses. Kara kafa. Çok güzel bir mantar. Kes hayatım. Kes 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 kes. Acıma kes. Kes götür. Bunlar tam kurutmalık şu an. Azıcık kurdu olduğuna bakmayın. Çok bir şey değil, o sıkıntı değil. İçim içi tertemiz. Harika bir mantar. Kara kafamız. Yani sezonun sarı kızlarla birlikte en güzel Sezarlarla birlikte işte en güzel mantarı. Mesela hemen şurada şu ağaçtaydık. Bakın şu birinci gördüğünüz yanımızdaki ağaçtaydık. Şurada ben geçen gelince görmemişim. Yani bir bıçak versene bana. Şimdi buranın altına elimi sokmak istemiyorum. Şöyle bir bakalım. Hala da bir tokluk var yani. O kadar da şey değil. Ama bu bayağı bir yaşlanmıştır, evet. Arkadaşlar çok yaşlı. Kurtlar bayağı bir götürmüş bunu. Şöyle bakalım. İçi tertemizmiş ya. Dur bakayım şuna ben. Arkadaşlar içinde kurt pek yok. Kocaman mantar olmuş ama içinde kurt yok. Kocaman bir kara kafa da böyle rengi de artık şey olmuş ya. İçi de iyi olsa. Şimdi zaten sepetleri doldururuz biz. Bu kalsın. Şöyle parçalayalım. O kadar şey yapmayalım yani. Ben daha bulacağımıza inanıyorum. Hanım yaşlı bir porçini bulmuş sanırım dedi. Gelin bakalım ne bulmuş. Aa, bu başka. Aşkım. Şimdi bunun şey olma ihtimali var. Butriboletus regius. Bunlar üzeri böyle pembe tonlarında. Bu yaşlanındığı için biraz pembeleşi olmuş. Altı sarı olacak. Renk değiştirmezse Butriboletus regius. Bunlar yenen çok kaliteli porçinler gibi aynı. Birebir aynı kalitede mantarlar. Renk değiştirenleri var. Onlardan tam emin değilim. Gene bu görünümde olup onları yemiyoruz. Şimdi alıp bakalım biz buna. Sen yavaşça bir saniye dur. Arkadaşlar bunun üzeri böyle pembe. Daha yaşlı olduğu için tonları biraz kaymış ama altı sarı olması lazım.
Bayağı bir yaşlı. Büyük ihtimalle yenecek bir şey yok ama bir alalım biz. Bir bakalım. Ha yok. Değiştirdi. Bu başka. Başka bir bolet türü. Butriboletus regius olsa bu renk değişimi gözlenmeyecekti arkadaşlar. Senin bıçağın nerede? Parmaklarını dokunduğu yerler. Evet bakın ne güzel. Mavi yeşil tonlarını alıyor. Şöyle bir keselim. Buna bakmam lazım internetten. Şöyle bir kesik alalım. Bakın kestiğimiz yerler hemen mavileniyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Nasıl mavileşti. Bunu biz yemeyeceğiz. Şu an türünü tanımlayamıyorum. Ama bilmediğimiz için zaten renkle değiştiren bir bolet. O yüzden bırakacağız bunu. Arkadaşlar iki tane güzel rusula çıkmış burada. Bakın yavru. Ellemeyeceğim. Hedef mantarlarımızdan değiller ama çıkarken çok tatlılar. Bakın burada birisi hepten morarmış. Mor bir rusula. Bunlar da bir rusula türü. Tadına bakıp yenip yenmediğine karar veriyoruz. Ama ellemeyeceğiz şu an. Şimdi günün tatlışlarını, babylerini bulduk. Bakın şu güzelliklere bakın. Şu güzelliğe bakın ya. Ay, basmışız. Ha yok basmamışsın. Basmamışsın. Kendi çatlamış. Bir tane hanım gösterdi de. Çok güzeller gerçekten. Şöyle bıçakla dibinden aşkım. Dibinden köküyle direkt bıçakla alabilirsin, sıkıntı yok. Ha çok iyi kestin. Şunun güzelliğine, şunun tatlılığına bakar mısın? Şu renklerin canlılığına bak. Şimdi ben bunu şu an aç olsam çiğ çiğ yiyeceğim. Hiç de problem olmayacak. Harika bir mantar aşkım. Şunları da çıkar, şu yavruları. Burada çift yumurta çıkmış. Bakın. Kalsın öyle, temizleriz. Çift yumurta ikizi gibi. Ya tek yumurta. Nasıl diyeyim artık bilemeyeceğim şimdi. İkili yumurtalar gibi. Hani bir tane alırsın, iki tane çıkar ya, iki sarılı. Aynısı. Çok güzeller gerçekten. Harika mantarlar. Bunları koyalım. Arkadaşlar hanım hemen burada bir tane Sezar var dedi. Etrafa da bakındı, geldi. Domates mantarı. Bugün Sezarlar yine çıkmışlar. Yani birkaç günde bir yağmur yağdığı için bu ara. Aferin, çok güzel almışsın hayatım. O beyaz kısımlarını elinle attıracaksın. Ya da bıçakla işte bir şekilde. Sezarlarda önemli olan içi sarı. Bakın altı sarı renklerde. Üstü bu renklerde. Ha, olay bu. Domates. Bunu al salata yap. Zeytinyağı, limon. Oluyor sana. Harika. Harika bir meze oluyor. Bunları götürün. Affetmeyin. Arkadaşlar bu ormanın bu tarafına ben bu sene hiç gelmedim. Geçen sene buralarda Sezar bulmuştum ben. Ondan bir kere dedim geleyim. Şu Sezar çok iyi ya. Bu ikili çıkan kalp şeklinde bakar mısınız? Çok güzel. Buralarda ben Sezar bulmuştum. Şimdi de geliyoruz tekrar bakalım. Toplamadılarsa, geçmediyse yeniden vardır yani bence. Şu alt taraflarda bulmuştum. Arkadaşlar kaz ayakları genelde biraz nemli ortamlarda çıkar ama burada mantar çıkmış. Burası o kadar nemli değil. Ama kocaman bir kaz ayağı. Bayağı da yaşlanmış, büyümüş. Bakın şuna. Çok güzel. Azıcık temizledikten sonra biz bu mahlukatı götüreceğiz. Neyse diğer bıçak hanım da gelince temizler. Bu büyük palayla olmayacak. Güzel bir sarı kızımız da var. Gene sebetler rengarenk olmaya başladı. Şimdi şöyle konuşurken porçini gördüm uzaktan. Uzaktan gördüm. Mesela bakın bir rusula. Ama altı da yenecek renkten değil. Altı sarı olanlar iyi. Şimdi şöyle uzaktan kezledim ben bunu. Kezledim ama çok yaşlanmış be. Ha, çok bitmiş bu. Bu artık bunun filmi bitmiş. Bakın simsiyah altı. Maalesef almayacağız. Uzaktan gördüm ben daha bunu. Bir şeyler yaparız bunda diye ama olmadı. Uzaktan neyi gördün mü? Bir dakika bakayım. Hanım bana buradan şov yaptı şu an. Hanım bana şu an bebek gibi bir şey bulmuş. Bebek bulmuş. Evet. Bebek bulmuş bir tane. Bir hayvan ısırmış bunu. Bu sülük ısırı değil arkadaşlar. Bakın. Buraya bak attırmışlar. Belki de bir koparmış mı acaba?
Şimdi bu bunun parçası. Evet evet. Benim fikrim şöyle. Evet. Belki de bir hayvan. Bunu da böyle koparmış. Belki de hayvanlar yaptı istemeden. Bilerek de yapmadılar belki. Çattır çutur çattır çutur. Kara kafa. Şimdi bu zaten kurtlu çıkar, o problem değil. Alıştık. Evet, böyle temizliğini yapıyoruz. O problem değil o kadar. O kadar kurt olacak yani. Kurtsuzunu bulmak zaten mucize. Bu ama şey yakında geçmiş bak, bu daha evet, şey evet, evet. Islak. Ama eti tertemiz bak, etinde kurt not yok. Güzel. Güzel. Ben alayım sepeti de. Arkadaşlar şimdi öğlen artık sıcak oldu, saat 1. Artık dönerken dedik bir hanımın köyün oradaki ufak koruluklara bakalım. Geldiğimiz gibi bizi bu bebekler karşıladı. Bugün Sezar günü. Nerede Sezar bulursunuz, nasıl bulursunuz? Bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Harika mantarlar. Çok tatlı mantarlar. Bak tazecikler, bir de hani böyle olunca çok seviyorum gerçekten. Şu evresine hastayım bu mantarın. Böyle tam açılmamış. Ama büyümüş. Açılmasa da olgunlaşmış. Bu hali çok güzel. Hanım da temizliyor sağ olsun. Yemeğimiz hazırlanıyor. Yanına bir de bunun tavuk et bir şey yaptın mı? Oluyor sana. Efsane. Şimdi sen oradan çık hayatım, ben şuradan çıkayım. Daha bir şeyler buluruz. Bana kalırsa. Ah bak buldum bile. Bak şurada da var bir tane hemen. Araba geçiyor. Buluruz dedim. Ve buldum. Şurada çok güzel bir Sezar buldum ben de. Yine. İşte bu da açılmış hali. Bu da büyümüş hali. Sezar'ın amanitası, imparatorların mantarı, korulukların yıldızı, kralı. Biraz da Sezar'ımız olsun değil mi? Şöyle sapını kıralım. Ben sapını yiyemiyorum zaten. Ama harika bir görüntü, harika bir renk. Mükemmel mantarlar. Evet. Buldun mu hayatım bir şeyler? Yok, hayır. Ha, tamam. Geliyorum şimdi şuraya bakıp. Arkadaşlar ben şu an geçen sene burada bu sezonda hani şu bölgede şöyle biraz gölgelik kalıyor. Kaz ayağı bulmuştum. Ama fakat şu an bayağı bir şey kurak burası. Onu fark ettim. Buna rağmen şurada bir iki mantar gördüm. Kaz ayağı gibi duruyorlar. Evet, kaz ayakları ya. Evet, şurada var. Bir iki tane çıkmış. Bakın. Şurada iki tane güzel güzel çıkmışlar yan yana. Çünkü geçen sene burada buldum. Geçen sene bunları burada bulduğumda buralar daha nemliydi. Bak şurada da var. Tamam. Şurada var mı? Yok. Ama dediğim gibi geçen sene buralar daha çok nemliydi. Daha çok mantar vardı. Buna taş da ne güzelmiş. Güzel bir taş. Şu an gerçekten mantar daha az, daha kurak burası. Ama yerini biliyorsunuz. Sonuçta yerini bildikten sonra mantarı da buluyorsunuz. Ben çünkü geçen sene burada bulmuştum. Ah, ne kadar güzel bakın. Biraz batık. Şöyle biraz sallayalım. Yani şunun rengine bak. Şu renklerin canlılığına bakar mısın? Üstü beyazımsı, altı sapsarı. Çok güzel. Çok güzel tavuk mantarları. Özellikle buraya geldim. Çünkü geçen seneden biliyorum. Şu çukur gibi olan kısımda, gölge gibi yerde. Şu ufak bir parça kaldı, onu ellemeyeceğim. Şunu şöyle bayağı düzelttireyim. Burada çıktığını biliyorum ben.